Merhabalar herkese. Fark ettiğiniz ve hissettiğiniz üzere ben bu YouTube işini sevdim. Bu sefer hayvanla bir video çekmeyeceğim. Biliyorsunuz ben radyo programcısıyım. Ve sizlerle bugün bu videoda mikrofon arkasını paylaşacağız. Ya ne olabilir ki en fazla bir stüdyo içerisinde diye düşünenler? Heh, bu videoda onu göstereceğim size. Hafta içi sabahları ve akşamları yayındayım ben. Bu videoyu bir pazar akşamı çekiyorum. Yarın sabahta 7'de başlayacak programım için uyandığımda bir vlog gibi çekmeyi planladım. An be an radyo programında neler yapacağız, neyi nasıl yapacağız, ufak tefek temel teknik bilgiler ve dinlerken hayal kurduğumuz o radyo stüdyosunda aslında işler nasıl işliyor onları göstereceğim size. Dayanamadım. Bunlar çok reyting yapıyor biliyor musunuz? Bu çok reytingli bir kız. Bu çok reytingli. Aman kız dur oradan atlama. Atlama oradan. Kocaman oldu bu. Bu kocaman oldu. Patiye bakar mısınız? Siz hiç böyle güzel bir pati gördünüz mü? Saat 7'yi birkaç dakika geçti benim programın başındaki işte ana tanıtım, şarkı, bir tane daha eğlenceli bir tanıtım falan girdi. Ben de bu sırada radyoya geldim. Gerekli ayarlarımı yaptım. Sesim şu anda berbat. Genellikle programın ilk 20 dakikasında böyle kendimi çok iyi hissetmeyerek konuşuyorum. Çünkü normal sabahın köründe ben ne ara açacağım sesimi. Uyanıyorum, hazırlanıyorum. Uyandığım gibi de radyoya geliyorum falan filan. Şimdi isterseniz gelin artık programı açalım. Çünkü insanlar yollara çıktılar. Herkes işine gücüne doğru yola koyuldu ya da belki de gece çalışanlar evlerine dönüyorlar. Bilmiyorum artık. Hiç hayal bile edemediğimiz bir sürü yerden insanlar dinliyor. Türkçe Müziği Keyif Radyo Viva'dan herkese günaydınlar, selamlar, sevgiler, merhabalar. İşte yeni bir hafta başladı. Yine umarım keyfimizin yerinde olduğu, güzel, mutlu, iyi haberler aldığımız bir haftanın başlangıcı olsun. Yayına devam edelim. Birazdan da size teknik durumlardan bahsedeceğim. Bu düğme neye yarıyor? Buna basınca ne oluyor? O çok şeydir ya, bizde merak edilen bir şey. Peki, buna basınca ne oluyor? Buna basınca. Basayım mı? Basayım mı? Hepsi birazdan. Buna basınca ne oluyor? Rengi değişiyor. Bu sabahın yayın konusu çocukluk korkularımızdan bahsediyoruz. Okulumuz şeydi, biraz tek katlı bir okuldu. Ben hep camdan atlar kaçardım. Bir dakika, yani okulda sünnet olayı derken topluca... Ben toplu sünnetlere falan götürdüm. Aa. Toplu sünnette mi sünnet oldun sen de? Yok yok, ben korkuyordum. Sonra 18 yaşında oldum ya. Yani. Ne? Evet Doğancan, rezil oldum ama biliyor musunuz? Ya gülmeyin ya. Komikmiş ama abi, ne gülmeyin. Sünnet olacağım, dün hastaneye gittiğimde 3 tane de çocuk vardı. Evet. Önündeki çocuk ağlıyor. Annesi diyor ki, bak oğlum diyor, amcan hiç ağlıyor mu diyor. Abi kusura bakma, gülüyoruz ama buna da gülünür yani. Programımın en sevdiğim yönü de işte bu. Çok çeşit çeşit renkli renkli insanlarla konuşuyoruz ve peş peşe başka illerden insanlar, başka meslek gruplarından insanlarla konuşacağımız şeyler zaten genelde belli değil. Ben her sabah bir tane konu başlığı belirliyorum. O konu başlığı üzerinden bir çıkışımız oluyor ama genellikle zaten o bahanesi işin. Doğancan, ben küçükken Chucky bebekten korkardım, hala daha korkarım diye Meryem. Oha, zaten korkalım diye yaptılar onu Meryem. Çocukken bir hikaye anlatmışlardı. Hayatın boyunca 10 örümcek yutarsın diye ve bunu uyurken yutarsın demişlerdi. O gün bugün yatarken ağzımı kapalı tutarım örümcek yutmayayım diye. Örümcek, korkuyorum vallahi yazmış. Peki yılan.
Evet, isterseniz artık size biraz sağa solu göstereyim. Böyle. Yani radyo stüdyomuzda tabii ki bilgisayar sistemleri çok önemli. Şu görmüş olduğunuz iki yer bizim otomasyon dediğimiz RCS programın adı. Yayın akışımızın ilerlediği bir program. Burada şarkılar, reklamlar, efendime söyleyeyim program tanıtımları, jingle'lar vesaire falan onların hepsi daha öncesinde ayarlanıyor. Ama yaptığınız program formatına göre de anlık değişkenlik gösterebiliyor. Yani ben şarkıları yayın esnasındayken belirliyorum. Bunun haricinde işte ihtiyaçlar için kullandığımız internet bilgisayarlarımız, buradan da ben kendi yayınımla alakalı içerikleri, jingle'larımı, şarkılarımı falan harici olarak kullandığım şeyler var. Ben bir de yayında hep böyle telefon bağlantısı falan aldığım için anlık olarak birçok şeyi unutabiliyorum. O yüzden kendime bir alışkanlık edindim. Her yayındayken mutlaka defter tutarım. Mesela bugün tarihler 9 Temmuz'u gösteriyor ve ben de 9 Temmuz sayfasında bulunuyorum ve burada her gün yayına kimler bağlandıysa mesela burada böyle tarih bütün notlarım yılbaşından itibaren bir dinleyicim yollamıştı zaten bu ajandayı da bana. Her yayına bağlandığımda mesela 28 Şubat'ta Sedat, Buse, Mesut, Hatice, Ahmet, Betül, Tuğçe, Aygün diye dinleyicilerim bağlanmış yayın ama göremediniz galiba. Şöyle netlemek lazım. Neyse, yazımın da iğrençliği. Burada ne yazıyor? Adana Burma, çeyrek altın, Trabzon hasır seti, gram. Allah Allah. Muhtemelen bir kuyumcu bağlandı yayına. Şu görmüş olduğunuz alete biz mikser diyoruz. Yani karıştırıyor. Şu mutfaktaki mikser mantığıyla çok farklı değil. Karıştırıcı. Neyi karıştırıyor? Sesleri karıştırıyor. Şu anda bu yayınımızda Tarkan'ın şarkısı çalıyor. Söyleme bilmesinler şarkısı. Ve o kanal burası. Her sesin geldiği bir kanal var. Burada İşte RCS kanalımız, burada benim gülme efektlerimin, alkışlarımın olduğu kanalımız, bu hibrit dediğimiz bizim telefon bağlantılarındaki telefon sesimiz, ne kadar çok açarsanız o kadar çok telefon sesi gelir, kıstığınızda azalır falan filan gibi. Bunlar mikrofonlarımız, bu benim mikrofonum, bu ikinci mikrofonumuz, bu şu arkada üçüncü mikrofonumuz, misafirlerimiz geldiği zaman bunlar kullanılıyor. Bunun haricinde işte bağlantılı olan bilgisayarlarımız, işte efektlerimiz vesaire falan filan gibi şeyler var. Burada da işte bu gibi şeyleri biliyorsunuz zaten, ses dalgaları. Şu anda yayında işte şarkı çalmaya devam ediyor ama ben çalan şarkıları size dinletemiyorum çünkü YouTube sağ olsun müsaade etmiyor. Burada biraz daha böyle teknik detaylar var. Bakın size dampı göstereyim. Bu o kadar çok hayat kurtaran bir şey ki. Bu 8 ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yayında diyelim ki canlı programda herhangi sıkıntılı bir durum oldu. İşte o durumlarda hemen elimin altındaki bu düğmeye basıyorum ve son 8 saniye kesilmiş oluyor. Yani o sıradaki son 8 saniyeyi sadece yayına bağlanan kişi ya da biri bağlanmak zorunda değil. Senin de ağzından yanlışlıkla bir şey çıkabilir. O 8 saniyeyi sadece yayın yapan kişi duyuyor. Sonra o 8 saniye yaklaşık 1 dakika içerisinde salise salise yayın yavaşlatarak tekrar doluyor ve tekrar kullanıma hazır hale geliyor. O yüzden herhangi bir sıkıntılı duruma karşı dump dediğimiz bu tuşa basıyoruz. Vallahi Doğancan, çocukluk korkum var. Evet, ben çocukken çok fazla bitleniyordum. Bitleniyordun. O yüzden aynen öyle. Şimdi şöyle, lise birinci sınıftayken saçlarım belim kadar uzundu. Evet. Bir dönem o kadar büyük olmama rağmen yine bitlenmiştim. Babam sağ olsun saçlarımı kısacık kestirdi. Evet, ama genelde zaten okulda biri bitlenirse o bit yayılır. Öyle bir durum vardır ki zaten bir çocuğun da bitlendiği anlaşılırsa o çocuk gelmesin diye izin de verilir yönetim tarafından. Normal şeyler bunlar ya. Bir de, ama normal şeyler ama sonu daha kötü doğanca. Allah, ne oldu acaba? Okullar açıldı. Evet. Arkadaşlarımdan sürekli kaçıyorum böyle. Karnıma kramplar girdi. Nefes tepki verecek diye böyle karnım resmen sancılar girdi. Evet. Ondan sonra herkesten kaçıyorum. İstiklal Marşı okunmadan önce dedim ki bir tuvalete gideyim, affedersiniz. Daha sonra koşturdum. Git canım, Allah, hepimiz gidiyoruz. Sen, biz gitmiyoruz mu zannediyorsun? Gidemedim Doğancan, yetişemedim. Ha, öyleli. Detayını sorayım mı? Sormayayım istersen. Sorma istersen. Bunu fark etti mi peki etrafındakiler? Fark etmediler de işte bütün gün öyle gezdin. Ben biliyorum.
eve dönmedin mi yani? Dönemedim bu halde. O zaman şeyi küçük o zaman muhtemelen. Yok. Tamam yeter sabah sabah. Ya lise 2 dediğin de zaten çok da küçük değilsin Ayça, kusura bakma. Öf, tamam sus sus yeter. Arkadaşların da öğrenmiş olsaydı senin adın çıkardı. Bilmem neli Ayça derlerdi sana. Sonra al başına bela. Bütün gün eteğimi sararak geldim. Bir dakika. Nasıl oldu da devam edebildin güne? Sorasım geliyor ama şimdi de yayındayız. Neyse tamam. Tamam yeter. Öf pis. Çocuğunu eğileyim diye aramışsını anladım, tamam. Şimdi esas onunla konuşmamız lazım. Çocukluk korkuları çünkü. Arda'cığım. Arda'nın kendi de 6 yaşında olduğu için. Evet. Bilemiyorum ne de sizin çocukluk korkuları. Bir ver konuşalım işte anası. Versene telefonu. Arda. Arda konuşmak istemiyor musun benimle? Evladım. Evladım al şu telefonu. Arda bir gelsene şu telefona ya. Bir şey soracağım sana. Ama konuşacağım dedin, o yüzden aradım. Şu an Arda muhtemelen çenesini içeri doğru çekiyor. Ya konuşmayın ya. Peki sen telefonu onun kulağına tutarken böyle kaş göz yaptın mı? Oğlum hadi konuş. Yok. Konuş hadi. Ya benim çocukluk korkularım eskiden işte öcü geliyor derlerdi. Evet, öcü zaten hepimizin korkuları. Üç harfli bir varlık vardır ya hepimizin gayet bildiği. Şimdi ismini vermek istemiyorum. Neyse o üç harfli varlıklarla alakalı da hep böyle korkutulurduk biz çocuklar olarak o dönemlerde. Ve bundan dolayı şimdiki çocuklar eminim bizim kadar dua ezbere bilmiyorlardır. Biz o dönem bütün duaları ezbere biliyorduk ve böyle şeylerle korkutulmaya başladığımızda hemen o duayı yapıştırıyorduk hızlıca. Burası da bizim misafirlerimiz geldiği zaman ağırladığımız bekleme odamız gibi bir yer. Ah, bizim vosvosumuz buradaymış. Bizim radyomuzun bir şeyi var. Canlı yayınlar da yapıyoruz bunun içinden. Ben hatta İzmir'de bir hafta boyunca bu arabanın içinden program yapmıştım. Efsane minibüsümüz T2. 1973 ya da 72 model olması lazım. Çok tatlı değil mi? Son bir ay içerisinde bağlandın mı yayına Gülsüm? Evet, bağlanmıştım yaklaşık bir 20 gün önce zannediyorum. Çok güzel. Arsız Gülsüm, yayında bir kuralımız var bizim. Son bir ay içinde arayanlar aramasın diyorum. Defalarca duymadın ama muhtemelen. Ama aradın. Duydum da kızım çok istedi şu anda. Ama duydum da ben çocuk doğurduğum için önceliğim var benim diyorsun. Evet. Benim tabii ki annelik önceliğimden yararlanıyorum şu an. Bana mı sordun doğururken? Hanım hanım. Peki o mu konuşmak istiyor bizimle Gülsüm? Hayır, o konuşmak istemiyor ama onun çok ilginç bir korkusu var. Ben neden korkuyor peki? Ninni'den. Benim kızım oğlum olası Ninni'den korkar. Ninni mi? Niye? Evet. Ya bilmiyorum, ağlamaya başlar bebekliğinden beri Ninni söylemeye başladı. Sesinin köpürüğünden. Muhtemelen. Çok genel olarak böyle bir Ninni fobimiz var. En çok hangi Ninni'yi duyunca hemen böyle bir dudak büzülmeye başlıyor? Yani dandiniden başlayayım da yani alabildiğine hepsi. Hiçbir şekilde ninni söyleyemedim. Hala Allah ben Allah. Mırıldanmak isterim böyle bazen uyuturken. Yok yani mümkünatı yok. Ama şey yani o dandini şimdi tatlı tatlı söyleyince evet belki güzel ama onu böyle sen dandini dostu diye okursan ondan korkar çocuk. Adı ne? Lara. Lara'yı bir versene bir konuşalım onunla. Hemen veriyorum. Alo. Alo. Lara'cığım günaydın, ne haber? İyi. Sen Ninni'den korkuyormuşsun, neden korkuyorsun? İyi. Bilmiyorum. Annen kötü mü Ninni okuyor acaba? O yüzden mi kabusa döndü senin için bu? Olabilir. Olabilir değil mi? Olabilir dedi. Ya işte çözdük bu korkunun sebebini de çözdük. İşte böylece bir programın daha sonuna geldik. Tabii
Kısa kısa bölümler paylaştım burada sizinle ama koskoca 2 saat buradaydık. 7'de başladık yayına, saat 9'a 1-2 dakika kaldı. Birazdan benden sonraki program başlayacak. O yüzden ben ufaktan stüdyoyu terk edeyim. Genel olarak işte böyleydi, 3 aşağı 5 yukarı. Şimdi 9'da benim yayınım bitti ve işim de bitti. Evime gidiyorum. Videoyu bitirirken de bizim radyomuz Levent mevkiinde. Akatlara biraz daha yakın. Levent mevkiini de bilenler, buralar daha böyle villa tipi evlerden oluşuyor ki bizim radyomuzda yine bir villa tipi binanın içinde. Her gün yayından çıktıktan sonra yürüdüğüm yolların görüntüsüyle beraber veda edeyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın.